Merhaba arkadaşlar, Falcı Mekan'ın hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kurşun dökeceğiz arkadaşlar. Bütün olumsuzluklar, bütün bereketsizlikler ne varsa, huzursuzluk, dikkatdağınıklığı ya da herhangi bir şey nazara dair ne varsa bunlar için şifalanmanız açısından kurşun dökeceğiz. Sonuna kadar kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir açılımdır arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen kişiler ve bu videoyu beğenmiş, yorum yapmış kişiler bu videonun şifasını alacaklardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kurşunumuzu şimdi sizlerin huzurunda sizlerle birlikte dökeceğiz arkadaşlar. Bakalım kurşunumuzda ne çıkacak, neler görünecek ya da kurşunumuz baktığımız zaman bizlere neler söyleyecek, bunlara bakacağız, bunları göreceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Öyle ki öyle şey. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kurşunumuzu döktük arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun. Şu andan itibaren açılımıza başlamış bulunuyoruz. Evet, kurşunumuzu döktük arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz ses olmuştur illaki. Yemek pişiyordu ocakta. Buraya getirene kadar kurşunum soğurdu. O yüzden orada dökmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kurşunumuzu döktük. Arkadaşlar şöyle bir inceleyelim bakalım sizlerle birlikte. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun. Kim bu açılımı izliyorsa ve özellikle sonuna kadar izleyen kişiler bu açılımın şifasını görsün diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, üzerinize gerçekten çok büyük yoğunlukta bir nazar durumu varmış. Çünkü bu nazar durumu size genel olarak ilişki hayatında bazı ciddi sorunlar yaratmış gözüküyor. İlişkinizdeki insanla, ilişkinizdeki kişiyle çok büyük anlaşmazlıklara, tartışmazlıklara ve hatta yol ayrımına dahi girdirtmiş sizi bu nazar durumu. Çünkü ilişkinizdeki insanın kafası bir anda dönüyor ve size karşı yaptığı, söylediği ne varsa bunları aksini iddia ederek böyle ortadan kaybolduğunu görüyorum arkadaşlar. Genel olarak nazar durumu bunlara yol açmış. Yani bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. İlişkinizdeki insanı size geri getirecek bir hamle olacak arkadaşlar. Bakın, öyle bir hamle ki bu. İlişkinizdeki insanın kalbini size karşı mühürleyenler olmuş. Yani üçüncü insanlar, şeytan enerjileri dediğimiz kişiler olmuş. Yılan görünümlü insanlar arkadaşlar bunlar. İnsan görünümlü yılan diyecektim. Bu kişiler öyle insanlar ki iki kişinin, bak, evli iki tane insan görüyorum burada. Bu insanların sıkıntısı, problemleri sürekli çoğalmış. Aslında ilk başlarda böyle bir problemleri, sıkıntıları yokmuş. İlişkisinde, evliliğinde böyle büyük sıkıntılar yaşamaya başlamışlar ilk başlarda. İki kişi birbirlerine karşı yatakları dahi ayırmış, evleri dahi uzaklaştırmış. Birbirlerine resmen res çekmiş iki insan gördüm burada. Bu insanların durumu, bu insanların hali, bu insanların kişiliği birden fazla değişmeye başlamış. Şimdi bakın, haneye giriyorum, hane içerisine giriyorum. Resmen hane içerisinde kilolu bir bayanın, bu bayanın gözleri büyük ve renkli olabilir bu arada. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Bu bayanın haneye girdiğini, hane içerisinde odaları gezdiğini görüyorum. Bakın, odalara bakmış, eşyalara bakmış. Her şeyin resmen yerini ezberlemiş bir kişi bu. Bu kişi öyle bir kişi ki, bakın, haneye düşmanlığı boş ver, haset, kıskançlık, kin gibi birçok şeyi hane içerisinde barındırdığını görüyorum. Bu yüzden hane üstüne, hane içerisinde bir kara bulut gözükmüş arkadaşlar sizin hanenizin üstünde. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki bu kişinin bu eve girmesi, odalara, eşyalara dahi bakması evde şöyle sıkıntılar yaratmış. Anne babayla anlaşmamaya başlamış. Çocuklar birbirleriyle sürtüşmeye, belki de anlaşmazlığa girmeye başlamış. Hane içerisinde kararlar alınmamaya başlamış. Hane dışarısında maddiyatla ilgili problemler yaşanmaya başlamış. İlişkiyle ilgili çocuklarda, özellikle anne ve babanın çocuklarında sıkıntılar olmuş. Yani böyle bir takım sorunlar yaratmış. Hane içerisini kararsızlık sarmış. Hane
Hane içerisine dikkat dağınıklığı, alınganlık sarmış. Ama bu durumdan kurtuldunuz. Merak etmeyin, bu videoyu izlediğiniz zaman artık bu durumlardan kurtuldunuz arkadaşlar. Net bir şekilde kurtuldunuz. Ama bakın şöyle bir durum var. Sizin en çok istediğiniz ve en çok olmasını dilediğiniz bir şey var. Çünkü kurşun açılımında dilekler de niyetler de olup olmadığı gözükür arkadaşlar. Yani olacak ya da olmayacak olduğu gözükür. Çok güzel bir niyetiniz var. Çok da güzel bir dileğiniz var arkadaşlar. Onu söyleyeceğim ama onu söylemeden önce ilk başta şuna bir değinmek istiyorum. Bakın. Alev alev yanmış. Halinizi hatırınızı sormak adına dahi de olsa bir adım atmayı, bir plan yapmayı düşünen bir kişi görüyorum. Bu kişi, siz o kişiyi daha iyi biliyorsunuz ama ben söyleyeceğim, aklınızdaki insan. Ev yansın, ocak yansın, hatta şehir yansın ama ben senden vazgeçemem. Duygusu ve düşünceleri öyle bir hal almaya başlamış ki kendisini, kendi sorunlarını, aile sorunlarını, çevre sorunlarını bir kenara bırakarak vicdanını, duygusunu, kibrini, gururunu, egosunu bir kenara bırakarak sizlere çok büyük bir adım atmak istiyor. Bakın hatta elinde de bir nişanesi var. Nişane demek hediyesi, yüzük dahi de olabilir bu. Size karşı bir hoşlantısı, duygusu tamamıyla tavan yapmış. Aklınızdaki insanı yoldan döndürmeye çalışmışlar ama bunu başaramayacaklar. Çünkü bu insanın sizi çok düşünmeye, çok özlemeye, hatta adım atmaya niyetinin olduğunu ve hala da bu niyet içerisinde olduğunu ve adım atmanın yaklaşık, bakın yaklaşık bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 7'li vadelerde 7-14 pardon 7-17-27 gibi vadelerde olacağını görüyorum. Aklınızdaki insan sizin yokluğunuzun ona zarar verdiğini düşünerek adım atacak. Sizin varlığınızın ona huzur verdiğini, şifa verdiğini, enerji verdiğini düşünerek size adım atacak. Artık her şey değişiyor. Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Çünkü bakın kurşun açılımınızda öyle bir şey gördüm ki arkadaşlar, bunu sona doğru söyleyeceğim. Gerçekten evet ya, ben de gördüm bunu diyeceksiniz. Bakın bunu ben de fark ettim diyeceksiniz ben gösterince. Şimdi çevrenizde İkizler ya da balık enerjisinde olan bir arkadaşınız varsa, İkizler ya da balık burcunda bir arkadaşınız varsa, bu arkadaşınız tarafından bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Bu sıkıntılardan bir tanesi bu kişinin verdiği sözü yerine getirmemesi. Verdiği bir kararın arkasında durmaması. Hatta söylediği bir şeyi ben söylemedim demesi gibi bir takım arkadaş çevrenizde bazı sorunlar var. Arkadaş çevrenizde bir yenilik yapacaksınız. Hatta öyle insanlarla tanışacaksınız ki, çünkü çevreniz artık kalabalıklaşmaya başlamış. Artık ticaretle alakalı ya da alışverişle alakalı aklınızda yatan bir fikir var. Bakın ben şunu yaparsam şu olur, ben böyle yaparsam böyle olur dediğiniz bir iş fikri, bir iş düşüncesi, hatta gireceğiniz bir iş yeri dahi olabilir bu. Bununla ilgili size çok güzel bir haberim var. Bakın yaklaşık bu videoyu izlediğiniz günden 30 gün içerisinde, 30 gün içerisinde diyorum arkadaşlar, yazın bunu bir kenara. 30 gün içerisinde birçoğunuzun, bu videoyu izleyen her kim varsa, birçoğunuzun eline çok yüklü bir miktar para geçecek. Bu bir yerin satılması, bir yerin alınması ya da borcu olanın size borcunu vermesi gibi bir durum söz konusundan gelecek bir para gözüküyor. Bu para elinize geçecek. Bu parayla ilgili bir düşünceniz olacak sizin. Bakın
daha öncesinde de özellikle 5 yıl öncesinde bir düşünceniz varmış, bunu yapamamışsınız. 2 yıl öncesine kadar bir düşünceniz varmış, ben şunu şöyle yaparım, yapamamışsınız. Engeller çıkmış ama bu videodan sonra bakın üstünüzdeki nazar kalktı. Üstünüzde bu videonun sonuna kadar izlediğiniz zaman bu ağırlığın net bir şekilde kalktığını, sakinleştiğinizi ve yumuşadığınızı, hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Yani bir kuş gibi hafifleme olacak vücudunuzda. Bu videonun başlarında da ve şu anda da bir titreme olabilir, uyuşma olabilir, karıncalaşma olabilir. Bilginiz olsun ama bunlar geçecek. Daha sonrasında videonun sonunda bir kuş gibi hafifleyeceksiniz. Çünkü üstünüzdeki nazarı kaldırdık. Üstünüzde ağır bir nazar varmış. Bu ağır nazar genel olarak, bakın genel olarak bu nazarı kimden çekmişsiniz? Siz akraba çevresinden çekmişsiniz. İnsanlara bir şeyinizi çok fazla göstermeyin. Yani aldığınız bir şeyi çok fazla göstermeyin, dillendirmeyin, anlatmayın. Yaşadığınız ilişkiyi dahi çok fazla insana anlatmayın, danışmayın net bir şeyler olana kadar. Bu yüzden nazar çekmişsiniz. Özellikle ilişkinizin bitiş sebeplerinden bir tanesi ilişkinizdeki sorunları dahi herkesin bilmesi olmuş. O yüzden nazar konusunda bu şekilde dikkat edin. Evet, üzerinizdeki nazar kalktı ama nazar tekrar olmayacak diye bir kaidesi yok kesinlikle. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bakın şurada, bakın tam şurada bir balık görüyorum. Siz de göreceksiniz zaten. Söyleyeceğim şey de buydu zaten. Bak şurada tam bir balina gibi, gördünüz mü? Bu şans demektir arkadaşlar. Bak şurada hemen belli, böyle kendi, bak şurada net bir şekilde belli oluyor. Bir balina gibi. Burada yüzgeçleri var. Bu hanenize çok yüklü bir miktar paranın gireceğini, artı bak sadece bu değil. Artı maddi anlamda yapacağınız ya da yapmakta olduğunuz, yapmaya karar verdiğiniz, yapmaya başladığınız ne varsa iş konusunda. Bunun yerine geleceğini, hane içerisindeki bereket musluğunun tekrar açılacağını, bak bir dönem açılmış, kapanmış. Ama tekrar bu musluğun açıldığını görüyorum. Çok büyük bir iş projesi, iş konusu, İş düşünceniz var. Bunu yerine getireceksiniz. Özellikle ticaretle alakalı bir şey yapmak istiyorsanız. Bunu hemen yapıyorsunuz. Çok da uzun sürmüyor. Yani çok da fazla sürmüyor. Yani engeller, yıllardır uğraştığınız engeller 3 günde çözülüyor. Resmen 3 günde çözülüyor. Yıllardır sen uğraş uğraş, 3 günde bu engeli çöz. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bu balina bereket demektir. Şifa demektir. Hane içerisine girecek müjde demektir. Yani siz hane içerisinde bugünden öncesi, yani bu videoyu izlediğiniz günden öncesi sıkıntı yaşarken, bakın sizdeki olanakları söylüyorum. Halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, bitkinlik, karar verememe, sinirlilik, sakinleşememe ya da en ufak bir şeye sinirlenme, sabırsızlık gibi birçok problemler gördüm sizde. Bu problemlerin çoğunu atlatacaksınız bu videodan sonra. Yani çok büyük bir düzelme. Ve her sıkıldığınızda, her içiniz daraldığında, bak daraldığı zaman da bu videoyu izleyip şifa bulabilirsiniz. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bacaklarla ilgili problem yaşayanlar var. Bacaklarla ilgili problem yaşıyor bir kişiyi gördüm burada. O kişinin bacaklarıyla ilgili bir ağrısı, bir sızısı, hatta bacaklarının vücudunu taşıyamadığı zamanlar da olmuş. Böyle bir sıkıntı yaşayan biri varsa aramızda, bu kişinin sıkıntısının yaklaşık 3 ay sonrasında gideceğini. Fakat şunu söylemek istiyorum ki, bahçenizden, evinizin kenarındaki ağaçtan, o ağacın toprağından, yani herhangi bir toprağı alıp sirkeyle hafif bir şekilde karıştırın bardak içerisinde. Daha sonrasında bunu ağrıyan yerinize sürün.
ağrıyan yeriniz yaklaşık 30 dakika içerisinde geçmezse bu videoya yorum atın. Geçmedi diye. Ağrıyan yeriniz geçecek. Ama çamuru bardağın içerisinde ve sirkeyi bardağın içerisinde karıştırırken İnşirah suresini okuyup La havle ve la kuvvette diyeceksiniz. Ayrıca La havle ve la kuvvet derken bunu yaklaşık 15 defa tekrar edip üfleyeceksiniz bardağı. Daha sonra ağrıyan o yerinize süreceksiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın suya attım. Şu anda suda. Düşmanlarınız ciddi anlamda azalmış. Bakın o kadar çok düşmanınız varmış ki hane içerisinde problem yaratmış. Hane içerisini sıkıntıya sokmuş. Hanede birçok sorun yaratmaya başlamış. Yani o kadar çok insanla uğraşmış, muhatap olmuşsunuz ki artık hayatınızda bir yön belirlemeyi geç, o insanlarla uğraşmaktan hayatınıza bir yön verememişsiniz. Ama çoğu düşmanınızı artık hayatınızdan atmışsınız arkadaşlar. Çoğu düşmanınız yok olmuş. Bir tane düşmanınız var ki bak burada yılan var, gördünüz mü? Tam şurada. Tam şu gösterdiğim yerde. Hane içerisinden çıkmış gidiyor bak böyle. Şurası hane içerisi gibi düşünün şu bölgeyi. Bak burada bak resmen dönmüş gidiyor yani bir yere gidiyor. Artık haneyle uğraşamıyor. Haneyle uğraşacak dermanı kalmamış. Kişiliği kalmamış. Ama arkadaşlar size şöyle de bir haber vermek istiyorum ki bak burada da bir timsah gördünüz değil mi? Şu bir timsah arkadaşlar. Bu da hane içerisine doğru geliyor. Siz bir düşmanı def ederken yani bir düşmanı artık o sizinle uğraşamazken bir düşmanınız doğuyor ve bu düşmanınızın isminin içerisinde O, U ya da Ü, U harflerinde bir düşman olacak. Bakın şu erkek düşman gözüküyor. Haberiniz olsun. Hane içerisine girmeye çalışıyor ama daha böyle görmediğiniz bir düşman. Daha böyle rastlamadığınız bir düşman olacak bu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir düşman giderken bir düşman gelmeye çalışıyor. Ama ne olursa olsun bakın şu bölgede haneye zarar veremiyorlar artık. Çünkü hane artık korumalı. Hanede öyle sıkıntılar atlatmışsınız ki hane içerisinde. Artık bu durumlar, bu düşmanlıklar size fıs gelecek. Çünkü artık düşmanlarınız sizle uğraşamayacaklar arkadaşlar. Eskisi kadar o düşmanlarınızın sizinle uğraşamadıklarını, sizinle baş edemediklerini görüyorum. Çünkü artık siz gözünüzü açmışsınız. Artık dışarıya bakıyor, nefes alıyor. Artık her şeyin farkına varıyor. Ve bunu daha öncesinden sezebiliyor, hissedebiliyorsunuz. Hisleriniz o kadar çok kuvvetli ki bunu her şekilde gösterebiliyorsunuz. Şimdi şunu belirtmek ve söylemek istiyorum. Bakın. Size aklınızdaki ve kalbinizdeki insandan gelecek bir haber var. Ama bu haber normal bir haber değil. Aklınızdaki insan sizinle birlikteyken ya da sizden sonrasında ayrı kaldığınız bir dönemde ya da uzaklaştığınız bir dönemde. Çünkü birbirlerinize engel koyduğunuz zamanlar olmuş. Bu dönem içerisinde yapmayacağı, affedilmeyecek belki de bir şey yapmış. Ama bunu sizden saklamış. Ve siz bunu öğreneceksiniz. Siz bunu birinden duyacaksınız. Aslında duyacağınız kişi de aklınızdaki insana düşman olan bir insan olacak. Eskiden dostlarmış, belki de arkadaşlarmış ama daha sonrasında düşman kesilmişler birbirlerine. Ve size bir şey söyleyecek. Söylediği şey sizi o kadar çok şaşırtacak ki aklınızdaki insanla olan durumunuzu tekrar düşünmek zorunda bırakacak bir şey. Aklınızdaki insanın o yüzden elinde bir nişanesi yüzüğü olacak. Yani sizin bu durumu öğrendikten sonra aklınızdaki insan harekete geçecek sizi tekrardan kazanabilmek için, haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hane içerisindeki nazarı inşallah def ettik. Hane içerisinde huzur, hane içerisinde sıkıntı olan her şeyi çözmeye başlayacaksınız. Zaten ilk bu videoyu izledikten sonra daha sonrasında çevrenizdeki sıkıntıları çözmeye başlayacaksınız. Ruh sıkıntınız yani ruh daralmanız, iş daralmanız birden gitmeye başlayacak. Merak etmeyin bu konuda uyuyup uyandığınız zaman faydasını tam olarak görmüş olacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Böyle bir video ihtiyacınız vardı çünkü çok nazar çekebileceğimiz bir dönemdeyiz.
böyle bir videoya ihtiyacınız olduğunu düşündüm ve de çektim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sadece beğenip abone olmanız yeterlidir. Bana destek vermeniz, bu şekilde emeğime karşılık vermeniz yeterlidir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5171 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın.